Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar benimle hazırlanan video çekiyorum. Nereye gidiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yaşar Kemal'de tiyatro gösterisi var. Oraya gidiyorum. Eyvah arkadaşım karım oldu. Oyunun adı. Çok heyecanlıyım. Öyle yani bayağı bir uzun zaman olmuştu yani. En son ilkokuldayken falan biz bir tiyatro gösterisi izlemiştik galiba bir yere gidip. Öyle yani o zamandan beri hiç izlemedim açıkçası tiyatro gösterisi. Öyle yani uzun bir zaman sonra tiyatro gösterisi izleyeceğim arkadaşlar. Ve ayrıca oyunculardan bir tanesi de arkadaşlar benim tiyatro hocam İbrahim Hoca da var. Evet arkadaşlar şimdi giyeceğimi göstereceğim. Şöyle bir sivit almıştık. Pardon, doğum günü hediyesi bu. Annemlerim bana. Şöyle bir pantolon. Öyle yani arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Buna ne gider? Şimdi M kolyem var. Baş harfim olan. Şu balon kolyeler çok meşhur oldu biliyorsunuz ki. Kızlar bilirler bu arada. Baş harfim olan kolyemi taksam. Ya da şöyle bir pembe. Şöyle taşlı bir kolyem var. Ben böyle taşları çok seviyorum ya. Gerçekten. Bir de şöyle var. Şu an iğrenç çıkıyorum farkındayım ama mecburen ışık çok kötü. Aşırı kötü yani. Şöyle bir kolyem var. Şu kolyemi mi taksam? Şu kalpli kolyemi uzun zamandır takmıyordum. Bayağı uzun zaman oldu bunu takmayalı. Bunu takayım bence. Çünkü bunu takmıyordum, bunu takayım. Küpe olarak da zaten 3 tane küpem var. Küpe hala alamadım ya. Allah, bir kolye alacağım, bir küpe alacağım, bir bileklik alacağım. Şöyle küçük bir şey var. Ama saçımı açık bırakır mıyım acaba? Sonradan fikrim değişebilir bu arada. Şöyle bir 4 yaprak yonca var. Öteki küpem nerede? Benim halka küpem büyük. Bak burada geziyor. Her yer her yerde şu an. Şu var. Saçımı şu an açık mı bıraksam? Yukarıdan at kuyruğu mu yapsam? Hiçbir fikrim yok. Ama %90 saçımı açık bırakabilirim. Eğer açık bırakırsam o iki küpe zaten gözükmez. Ancak bu gözükür. O yüzden bunu takarım. Ama toplarsam %90 o küçüklerinden birini de takabilirim. Bunu da takabilirim. Bilmiyorum bu arada. Ay burnum fık fık etmeye başladı ya. Küçük dokunmuyor. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Nerede bu? Arkadaşlar küçük tokamla yarım at kuyruğu yapacaktım saçımı. Küçük tokam bulamıyorum. Şu an yeni fark ettim. Hah buradaymış, tamam. Şununla saçımı arkadaşlar yarım toplayacağım. Zaten o saç modelimi biliyorsunuzdur. %90 hiç videoda yaptım mı? Yapmışımdır %90 videoda. Öyle yani arkadaşlar. Bunları toplayacağız. Saçımı. Öyle. Aslında benim saçım gür olsa aslında çok fazla gür değil benim saçım. Bununla da toplayanlar var. Böyle yarım toplayanlar var. Onu denedim ben. Ama saçımdan düşme olasılığı çok ama çok yüksek. O yüzden sıkıntı, o yüzden küçüğü kullanacağım. Bunu daha çok topuz yaparken falan kullanıyorum. Öyle yani arkadaşlar. İnşallah grip olmam. Burnum çok fık fık ediyor şu an. Evet, aldım onu, pantolonumu giydim arkadaşlar. Üstüme de bunu giydim. Öyle. Evet arkadaşlar. Of be, şöyle gözüm gönlüm açıldı. Ha, pembeyi görünce üstümde. Evet arkadaşlar. Saçımı tarayacağım. Ya şimdi ben size nereye koysam ya. Çok kötü gözüküyorum ben ya. Üf, ben sizi nereye koyacağım? Koyacak yer yok ya. Var ama işte karanlık çıkıyor. Nereye koysam? Şu kitaptan şuraya koysam. Marhamdan ışık vuruyor. Buraya gelsem kapkaranlığım zaten. Ay. Gerçekten gıcık oldum şu an. Hakikaten şu an gerçekten gıcık oldum. Işığa. Arkadaşlar şöyle koyacağım mecburen. Gerçekten yani hiç elimde olan bir şey değil benim yani. O yüzden şey yapmayın bana. Yorumlarda yazmayın. Biliyorum, farkındayım.
kafelerime takacağım. Önce bunu takayım bir dakika. Evet arkadaşlar, küpemi taktım, kolyemi taktım. Ben videoyu kapatıyorum, bu kadar. Yani başka yapacağım bir şey yok zaten. Birazdan zaten gideceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Bay bay. Şunu da söylemeyi unuttum. Çekersem eğer videoyu eklerim, videonun sonuna küçük kesitler. Küçük kesit ya da bir iki tane falan. Bilmiyorum, çekersem arkadaşlar koyarım. Eğer çekmesem de koymam. Belki çekersem de koymayabilirim, bilmiyorum. Fikrim sonradan değişebilir. Neyse arkadaşlar, o zaman görüşürüz. Bye bye. Baba lan kuzu başı. Sen hangi kokoreç var dedim. Alkış geldi. Peki ne olmayın böyle ya? Herkes hamlet gelecek diye rüperler içine bekliyor. O zaman harf salıyor. Sen efendim kaldır, rükürdür, merdivenlerden yuvarlandı. Çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Tam gireceğim. Evet babası halacığım, babası. Peki memnun oldum efendim. Ben de Bülent'in halası. Bunu sizin için İskenderiye'de meşhur feralat var efendim. Ama ne zanaatkar, antika gibi bir şey. Ona yaptırdım. Kabul buyurun ve güzel günlerde kullanın efendim. Abi ben bu arada işim. Babacık alttan alttan. Hadi bundan sonra yolsuz kalmaz. Hey çocuklar, bundan sonra mali bir sıkıntınız olursa ben hallederim. Yok ki meseleleri de artık ben hallederim. Ama öbür yılbaşına ilgili eşyalarda vermen efendim. Bütün ev işleri de rızkıyla dedirmiyor bana. Al sana gelince kızım da inşallah. Yoo, o hususta ben ona yardımcı olurum. Ne lan bu ya?